Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz şampiyonluk aşaması maçlar serisine hoş geldiniz. Bugün alt koridorda Heimerdinger oynuyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Alt koridorda Heimerdinger oynuyoruz. Abi trollüyor musun? Nereden çıktı diye sorabilirsiniz. Hayır arkadaşlar, trollemiyorum. Şu an tekli dereceli alınan şampiyonlardan biri. Aynı Syndra gibi ortak benzer özelliklere sahip. İkisi de koridoru ittiriyor ve Heimer'ı çok fazla ittiriyor. Yeteneklerini anlatmadan önce bu arada Heimer'ı konusunda anlatacak çok fazla şey var. Konuna konu atlayabilirim, şimdiden uyarıyorum. Bir de kapsül açıyorsunuz, sonun videoyu yapıyorum. Biraz doğaçlama bir video. 22 dakikalık bir video zaten o. Ağzım falan yoruldu. O yüzden böyle konuna konu atlayabilirim. Hazır olun. Hemen kabiliyetleri anlatıyorum. Eğri yetenekleriyle hasar vurmak için. Kızart ve mutlak odağın sebebi de direkt full canla hasar yemeden rakibe vuracağımız için böyle. Zaten hasar yersek ölüyoruz. Yakınımıza birinin gelmemesi lazım. Sağ tarafta o yüzden o şekilde giriliyor. Herhangi bir ayakkabı veya bisküvi girilmiyor. İlk olarak Q ile başlıyoruz ama W fulluyoruz. Çünkü Q taretlerle koridoru full pushlayacağız. Evet ama taretler bir an yani hemen pushlamıyor koridoru. Ama W hemen pushlamanı sağlıyor. Vurduğunuz hasardan dolayı. Heimer oynamak zordur. W tutturmayı öğrenmek zordur. E'yi tutturmak öğrenmek zordur. Ve koridorda full ittirmeniz lazım. O yüzden yanınızdaki support'un da ne yaptığını biliyor olması lazım. Çünkü baskın yediğinizde desteğin kuleye doğru değil, Heimer'ın taretlerine doğru kaçması gerekiyor. Genelde bu şampiyonu elmas ligi ve üstü için tavsiye ediyorum. Abi peki bizim hani, ligimiz düşük işte. Atıyorum bronzda bu hero'yu alabilir miyiz diye soracak olursanız. Bence almayın. Evet alabilirsiniz ama liginiz biraz daha yükselince veya kankanızla beraber bu taktiği yapabilirsiniz. Abi lütfen remake'e gitmesin oyun. Bak ben o kadar anlatmaya başladım. Bu arada taretler benim vurduğum hedefe... Yani kime vursam ona vur. Mesela bakın buna dövdüm. Ona vuracaktı ama tabii... Şey olmadı. Minyon öldüğü için dönmedi. Bu arada bakın E'ye atarken... Havadayken eğer Q'yu koyarsam... Tareti bir dikersem... Taret ekstra hasar vuruyor. Yani bu skill'ını vuruyor. Taretlerin skill'i var böyle lazer atıyor. Onun sebebi E tuttuğu için eliniz hızlıysa öyle bir combo yapabilirsiniz. Onu da söyleyelim. Taretlerin bir tiyosu daha var. İşte kule vuruşunu şu büyük kamyona taklatıp taret dikiyorsunuz. Taret kuleye vuruyor. Şu an böyle hıdıdı çok fazla şey anlatıyorum ama oldukça ben zaten oyun içerisinde pozisyonu oldukça göstereceğim. Şimdiden ön bilgi veriyorum ki kaçmasın. Evet bu lazardan bahsediyordum. İkinci olarak E veriyoruz W'de çünkü baskın ve yersek ve bu taretlerin ekstra sar için. Evet bakın şimdi W'la koridoru ittirmeye başladık. Baskın mı yiyeceğiz? Bakın yaptım yine komboyu. Tamam o öldü. Keşke Fidel'imiz ölmeseydi. Onun için dediğim gibi W'sulu roketleri tutturmayı öğrenmek zordur. Ona pratik yapmanız lazım. Koridor ittirmek için W'muzu harcıyoruz. Timanımızı bitmeden emin olmamız lazım. Genelde tarete vurmaya yaklaştığında bizim de yaklaşıp adama vurmamız veya yetenek atmamız gerekiyor. Şöyle bir sallayalım. Güzel. Amacımız 1300 altına ulaşıp şu kitabı almak. Kayıp cilti. Ama tabii manamız çok azalsa geri dönmemiz lazım. Şöyle dikelim. Bilek ayrı dikiyorum ki Soraka tek köyle hepsi temizlemesin. Bu arada Soraka ve böyle mesela uzak menzilden yetenek kullanan şampiyonlar Heimer için tehlike. İşte Ezreal gibi, Caitlyn gibi, Tristana gibi şampiyonlar Heimer için tehlikelidir. Syndra'da mesela taretleri W atıp öldürüyorlar. Onun da bilgisini verelim. Genelde minyon dalgasının arkasına doğru taretleri koymamız lazım. O yüzden mesela bu taret çok doğru bir taret değil. Dikkat et. Öldürsen bu taret. Evet benim burada bir sıçram gidebilir. Tamam gitti. Sıçrası yok. Fiddle bu koridoru biraz hatalı oynuyor. İşte dediğim gibi yani mesela bu adam 2 skoru da Fiddle'dan aldı. Fiddle'ın hatası yüzünden. Şunu satalım. Ayakkabı çekeceğiz burada. Işınamızı atıyoruz. Şeyin bariyeri yok Soraka'nın.
Şöyle bir yollayalım. Bu ne yapıyor? Peki. Koordinatör hızlı itirak için E'de kullanıyoruz ama E85 bana. O yüzden çok ideal bir şey değil o. Bunu kullanmak. Burayı hızlı ittirmemiz lazım. Zaten Heimer'ın olayı ittirmesi. Devam devam devam. Evet, şimdi taritim olsa size gösterirdim mekaniği. Mesela bakın kuleye vuracak. Gösteremeyeceğiz. Çünkü Rengar geldi. Burayı da pushlayıp dönmek istiyorum. Tamam. Ben dönüyorum. Ona ben gelemem. Üzgünüm. Manam yok. Canım yok. Koridor resetlenecek. Aslında canımız var da manamız yok. Hemen şu kalp cilti alalım. Hızlı olmak lazım. Normalde Lucian'a karşı çok iyi bir şampiyon. Çünkü Lucian'ın menzili kısa. Ama Fiddle'ın koşup koşup ölmesi bizi bayağı yaraladı. Bakalım. 6 olmadan önce şeyi de söyleyeyim. Eğer dibimizde rakip varsa ulti Q yani taritimizi büyütüyoruz. Eğer toplu savaş varsa ve menzilimiz varsa ulti E atıyoruz. Tekli hedefi ulti W atıyoruz ama çok ulti W ideal bir kullanım değil. Onun da bilgisini şimdiden veriyorum. Ah kötü attım ya. Şimdi roketleri yollayalım. Bu arada roketlerde yani hiç küçümsenecek bir hasar vurmuyor. Bayağı vuruyor. Bakın o adama E tutmama rağmen taretler vurmadı. Çünkü çok uzakta. O yüzden vuramadı. Yani sadece adama E atmak yetmiyor. E attığınızda taretlerin yakınında olması lazım. O yüzden genelde Heimer oyuncuları E atıp havadayken E tareti koyar. Onun da sebebi o yani budur. Bunu söyleyeyim. Girmeye devam edelim. Yok yok kırılmaz. Aa, galiba Rengar burada. Emin değilim. Tamam. Değilmiş. Bu arada kuleye vurmak için ulti taret de atabilirsiniz ama biraz risklidir onu yaparken dikkat edin. Şöyle roketi yollayalım. Tareti dikelim ve pushlamaya devam edelim. Devam devam devam. Şöyle taretle bu arada yetenek atışı tanklayabiliriz. Mesela Thresh Q'ları gibi. Veya Pyke Q'su gibi mesela. Blitz Q'su gibi. Fiddle'ın bu arada buna izin vermemesi lazım normalde. Rengar yalnız buraya geliyor. Kaç 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 kaç. Durma durma. Durma hiç durma. Rengar'ın ötesi yok da dümdüz gelse bile ölürüz. Mavi de olabilir. Tamam, sıçra attı. Ona yapılacak bir şey yok. Fiddle öldü orada. O niye orada Fiddle ya? Okay, Fiddle 6 oldu. Çok kötü. Şimdi bakın, bir koridor daha yani bir tur daha ittirebilirim ama çok riskli. Burada adam olabilir, o yüzden... Evet. Ve varmış gördüğünüz gibi. Normalde push'u yani koridoru ittirme önceliğini kaybetmemiş olmam lazım ama dediğim gibi destek önemli. Flash Q atsa ama arındırı var. Bir işe yaramayacak. Şurayı yine ittirelim Rengar gelene kadar. Evet, Rengar geldi. Adam çok güzel susturdu, sıçratamadım. Rengar'ın atlamasından sonra atacaktım ama olmadı. Şu an biraz zorlanıyoruz. Normalde zorlanmıyor olmamız lazım. Umarım sonra ulti atmaz. Tamam, şu an atacak. Hadi, atmadı. Attı. Ama ölümü olacak sanırım. Ölmedi. Güzel. Ya mesela bu son vuruş
Bu son vuruş farkı da olmamalıydı. Normalde bakın bu Heimer için güzel bir koridor. Ama işte League of Legends takım oyunu. O yüzden doğal olarak beni de etkiliyor. Evet, ben şöyle bir şey yapacağım. Bu arada benim bildiğim bu ultili taret normal bu taretten hani normal taret olarak kabul sayılmıyor. Yani 3 taret artı bir ulti atabiliyorsunuz diye biliyorum. Hani taretlerin limiti var ya. O yüzden. Fiddle ulti atacak sanırım. Nazlılık yapıyor. Roketi atalım. Onu oraya atmasaydı keşke. Şu an çok belli oldu. Birinin oldu. Da belki yerler. Güzel arındır attı. Çok iyi. Devam 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 devam. Hatta ben şöyle bir şey yapacağım. Güzel. Evet, bu kötü bir E'ydi. Buraya trip dönmek istiyorum. Şu şekilde. Tamam, güzel. İyi toparladık ya. Malphite sağ olsun yardımı sayesinde toparladık. Son vuruşta kaldık. Skorda yapabileceğim bir şey yok. Onu da zamanla. İlk eşya Luden'e gidiyoruz. Ondan sonra Morello, sonra Rabadon şeklinde. Klasik yetenek güç şampiyonlarının gittiği düzene gidiyoruz. Kimisi Luden'den sonra Rabadon'a gidiyor veya işte Morello'nun bir alt parçasını şunu alıyor. Sonra Rabadon yapıyor. O da bir seçenek. Onu da yapabilirsiniz. Ben genelde Morello'nun o 1600'lük parçayı alıp Rabadon gidiyorum. Boyun bu arada Morello şart çünkü şart değil diyecektim de şart çünkü Soraka var. O yüzden biz alacağız. Şimdiden dikelim. Benim sanırım ulti E'yi Soraka yapmam lazım. Lucian arındırı yok. O totemi vermesek iyiydi bu arada ya. Biraz daha dürtüp sonrasında rakibi ulti E'ye atabilirim. Çünkü şu an girersek sanırım hasarımız yetmeyecek. Soraka iyileştirecek ve biz öleceğiz. Öyle tahmin ediyorum. Tamam. Bunu yaptığı için mecburen. Evet bakın mesela 1 dakika hadi. Bundan emin değilim ama. Ay, body block'tan öldüm ben. Body block değil, minyonlar blokladı, o yüzden öldük. Kötü denemeydi, yapmamalıydık da biraz Fiddle'ın gazını aldım. Mesela erken safhada Fiddle çok yanlış oynadı ama şimdi hatalarını telafi ediyor, o yüzden güzel. Tabii buradaki hata benim hatamdı yani ben Fiddle'ın gazına geldim. Koşup öldüktür bildiğiniz. Yeteklerimi tutturdum ama yine de hasar yetmedi. Işın alımız var. Problem yok. Bakın seviyede öndeyiz. Tabi bu da Malphite'e katkısı büyük. Normalde kafa kafaya giden bir koridorda ışınlan olan taraf eğer biri ölmez veya bir şey yani bir takas olmazsa bir level fark oluyor. Tabi bu lazer olayı minyonlar için geçerli değil. Onu da söyleyeyim. Ona deneyecek de benim bir şeyim yok. Bu arada Heimer'ın bir dakika. Şöyle ultileyelim. Aa, kitle kontrol yemedi. Ama bana yardım lazım. Biz öldük bu arada.
Kitle kontrolü uygulasam belki kurtarırdım da. Bu doğru bir karar değil abi. Mesela oturttuk ama Soraka canını dolduruyor. Ne diyordum? Bir şey diyordum. Ha, işte seviyede eşit olman lazım orada Işınan'la ama erkenden Fiddle çok skor verdi ya. O yüzden öyle seviyede bir dengesizlik vardı. Malphite'da baskınıyla toparladı bizi. Şeyde dikkat edin mesela taretlerin vurduğu hasar böyle biraz gecikmedik işliyor minyonlara falan. Hani son vuruş almak şu an size böyle basit gibi geliyor ama inanın çok zor. Zaten oynadığınız zaman fark edeceksiniz bunu. Hiç kolay değil. Minyonlar çarpması OW. Sen ateşle oynuyorsun ama. Evet, ben öleceğim şimdi. Oh. Fiddle'ı kurtarmak için öne çıktım, ben öldüm. Öyle takasa girmemen lazım. Böyle takasa girersek yani olmaz. Hani ölürüz. Fiddle'a söyleyeyim de şunu. Ulti atacak da. Bakalım. Bakmayalım. Bir de gidelim. Rengar da orada. O da öldü. Evet, takımımız biraz... düşük performans sergiliyor diyelim. Bana atlayabilir. Tamam. Tamam, öldü o. Çünkü Arındır'ı yanlış bastı. Şimdi Jax'i şöyle bir kitle kontrol uygulayalım. O ulti tutar mı? Tuttu ama... Hadi oğlum on. Helal. Oy, bombardıman mı bitirdin? Aa, sıkıntı bu. Bu sıkıntı arkadaşlar. Ölmüş olması lazım. Taret vuruyor. Güzel. Aslanım taret. Ezreal ulti atabilir. Tamam. Aa, benim Ruden'i geliştirdi. Güzel. Aferin on. Nice. Hemen geri dönelim. O rastgele oluyordu sanırım item geliştirme ama kule tanklıyor. Biraz riskli bir şey. Hala o mekaniğe tam hakim değilim. Rastgele eşya yükseltiyor da kimin yapacağını seçiyordu sanırım. Eşyayı seçemiyor diye biliyorum. Emin değilim. Malphite birinin anasına sövüyor. Neden acaba? Oy, oy, çok iyi denedi. Vallahi ben üzüldüm. Vallahi ben üzüldüm. Fiddle buraya oynayabiliriz kankam. Şimdi o Rengar ulti atmaya gelebilir. Ben ne yapıyorum? Yanlış yapıyorum. Şöyle bir şey deneyeceğim. Evet. Olmadı. Eğer ilerleseydi bayağı sürpriz teki yapacaktık da olmadı. Adam E yemeyecek mesafede duruyor. Ne yapabileceğiniz bir şey yok. Tamam, sakin olun. Sakin olun arkadaşlar. Sakin olun. Evet, Ezreal işte bu yüzden counter'ımız.
Tamam. Öldü o yine de. Güzel. Bakın üzerimize atlayan şampiyonlar. Jax, Malphite rakipte olsaydı. Rengar, Talon, Zed. Böyle şampiyonlar dibinize atladığı anda tabii Zed ultisini beklemeniz lazım. E'ye atıyorsunuz. Burada ama hiç iyi şeyler yapmıyorlar. E'ye atıyorsunuz ve o taretlerin hepsi lazeri bir atıyor. Ölüyor. Bu Lucian çok yani bu kadar skoru hak etmiyordu. Hak etmiyor demeyeyim de. Bu kadar skor verilmemeliydi bu adama. O yüzden bilemiyorum takımım ne yapıyor. Ama doğru şeyleri yapmadıkları kesin. Topa gidelim. Şu an kavga etmeseler kazanız aslında. Niye kavga ediyorlar bilmiyorum. Aslında bence Ornn'un alt koridora gitmesi lazım. Tamam, bir de ışın atalım. Ornn yine öldü. O nasıl kitle kota uygulamadı acaba Lucian'ı? Çok iyi. Şimdi bakın, Heimer'ın şöyle bir sorunu var. Takımın da Heimer'a ayak uydurması gerekiyor. Yani sadece olay Heimer'ın takıma ayak uydurması değil. Şimdi mesela Heimer varken full pushlamamız lazım. Ama yani hani görüyorsunuz şu an push'a gelecek kimse yok. Ama gelmeleri gerekiyor. Heimer'ın olayı o çünkü. Kuşatma yapmak. Abi kimse dinlemiyor. Yapabileceğim bir şey yok. Yani grup olmazlarsa Heimer'ın bir manası kalmıyor. Bir sinsi bir roket sallayalım. Minik tacizi bulunalım. Ki Ezreal da botta şu an. Hani tam sırası aslında. Biraz daha ping atalım. Oy, orada toplu bu arada. Sadece Soraka yok sanırım. Abi ormancımızın buraya gelmesi lazım. O orada ne yapıyor? Bir de şöyle bir şey var. Rengar bana atladı da birkaç kişi yanımda olması lazım. Güzel. Rengar geldi. Mesela bakın şurada bir tane Malphite yani herhangi biri olsa direkt kazandık burayı ve oyunu kazanacağız. Ama ne yazık ki beni dinlemiyorlar. Bu arada çok iyi pozisyon aldık. Malphite yeni mi geliyor fight'a? Bana mı öyle geliyor? Evet, keşke bir şey tutturabilsem. Tamam, oraya yapabileceğim fazla bir şey yok. Minyonları ölüyorum çünkü. Ölmese bari. Çok hızlı baron alırız bu arada. Ya normalde bakın arkadaşlar bu seri biraz garip oldu. Normalde anlayamıyorum. Ya yani boss oyuncusunda falan ben oyunları oynarken çok hani rahat ve iyi geçiyor ama niyeyse bu oyun bir garip oldu. Hani mesela bu koridorun çok rahat kazanıyor olması lazım mantıken. Kazanamadık. Takımsa yani böyle hemen grup olmamız lazım. Olmadı. Bir garip oyun oluyor anlamadım. Hani ama benden kaynaklı mı yoksa takımla mı anlaşamıyorum çözemedim. Çok da önemli değil. Ama bir dipnot olarak geçmek istedim. Onun dışında savaşlarda iyiyiz. Ulti E'lerimi biraz daha yedirebilirsem çok şeker olur.
Abi hala vadiyi tartışıyorlar. Vadi gideli kaç dakika oldu? Güzel. Tüh, alamadım onu. O ne? Güzel. Tutturduk. Ona bayağı hasar vurmuşumdur. Güzel, Kasuo'yu iyi yerden kapattı. Yani böyle oyun garip derken oyun çok fazla stresli geçiyor. Onu anlayamadım arkadaşlar. Normalde çok rahat. Yani güle oynaya kazanıyor olmamız lazım. Ops. Herhalde biraz gergin arkadaşlara denk geldik diyelim. Bitirmeyi deneyebiliriz ama ben ölmüş olabilirim. Okey. Onu yeseydim ölürdüm. Dönün abi, dön 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 dön. Güzel. Rengar geliyor, Rengar geliyor. Evet, şimdi çıkmamız lazım. Şöyle roket sallayalım. Hemen B'ye basalım. Adama yardım... adam geri girmiş. Kasya ablamıza yardıma gidelim. Şöyle Dodge Gyre denedim ama yemedi. Ben ve Lucian kardeşi skill tutturamıyorum arkadaşlar. O da benim kazmalım. Mazur görün. Evet, şimdi Jax bize deneyecek sanırım. Şöyle bir tarihte dikelim. Güzel. Evet, Heimerdinger özetle bu şekilde oynanıyor. Normalde bakın, size Batı oyunundaki oyunu da göstereyim. Hani o kadar rahat, o kadar güle oynaya kazanıyor olmamız lazımdı ki. Sadece koridoru ittire ittire. Fakat sanırım erken safhadaki birkaç skor oyunu biraz baltaladı. O yüzden oyun böyle geçti ama Heimer'da anlatmadığım, göstermediğim hiçbir şey yok. Takım savaşlarındaki ulti olayını gösterdim. W'yu gösterdim. Taret'i gösterdim. Koridor aşamasını gösterdim biraz mantık olarak ama dediğim gibi yani normalde size asıl göstermem gereken totem işte totem diyorum. Taretleri koyup baskı yediğimizde desteğimizin taretleri kaçıp ormancıyı beraber 3 kişi veya 2 kişi kesiyor olmamızdı. Fakat Fiddle'ın kafa kafaya girip ölmeleri biraz o olayı bozdu. Lucian çok hızlı güçlendi. Bu kadar hızlı güçlenmemeliydi. Sorun değil. Mantığını anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Böyle çok tam böyle anlamıyla koridor aşamasının güzel olduğu bu arada hasarı görüyorsunuz. Yani koridorda kafamıza vurmalarına rağmen karşıdaki Edikeri çok fazla öne geçtiği için böyle bir hasarı var. O üst koridorda 2v2 falan fightları hani gördünüz. O yüzden böyle olması aslında absürt bu kadar olmamalı. Heimerdinger, Syndra gibi şampiyonlar hızlı güçlenen yetenek güç şampiyonları olduğu için genelde hasar grafiğinin hep üzerlerinde olurlar. O yüzden Lucian'ın bana yetişmiş olması biraz absürt bir durum. Onun dışında Heimerdinger hakkında söylemem gereken bir şey var mı diye düşünüyorum. Eşyalarını söyledim. İşte Rabadon alacaktık. Sonra hiçlik değneği veya işte Zonya da alabilirdik. Başka? Abi adam hala vadiye niye gelmedin diyor. Düşünüyorum. Herhalde yok. Olursa muhakkak videonun altında belirtirim. Heimerdinger hakkında öğrenmeniz gereken, sormanız gereken bir şey varsa da yorumlarda bana söyleyin. Bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize cici bakın. Sonraki bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.